Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlerle 4. gün iftar menüsünü paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi tatlıdan başlıyoruz. Tatlımız cevizli baklava. Biz hazır yufka kullandık, hazır baklavalık yufka, ama siz isterseniz elinizde de açabilirsiniz. El açması baklavanın tarifini kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç kez çekip kanalıma yüklemiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Bugün biz hazır yufka kullanmak istedik. Gördüğünüz gibi iki kat yufkaya doğramış olduğumuz cevizleri koyup sarıyoruz ve küçük küçük kesip borcama diziyorum arkadaşlar. Şerbeti için 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su kullandık arkadaşlar. Onu 15 dakika kaynatıp soğumaya bıraktık. Üzeri için tereyağı ya da sıvı yağ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz hafif ısıtmış olduğumuz sıvı yağ ile güzelce baklavalarımızı yağladık ve fırına gönderdik. Fırında arkadaşlar önceden ısıtılmış 250 derecede fanlı ayarda 15 dakika kızarttık arkadaşlar. Ama siz kontrollü bir şekilde kızartırsanız daha iyi olur. Bugünkü yemeğimiz arkadaşlar kabak ve patates dolma. Ben tavuk kıymasıyla doldurdum. Çünkü dana kıyması bana çok kokuyor ve çok sevmiyorum, yani yemiyorum. O yüzden tavuk kıyması kullanmak istedik. Ama siz isterseniz dana kıyması da kullanabilirsiniz. Öncelikle kabaklarımızı ve patateslerimizi güzelce oyuyoruz ve kızartıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi baklavalarım güzelce kızardı. Onları da soğumaya bırakıyorum ve kıymamın, yani dolmamın iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi tavuk kıyması kullanacağımı söylemiştim. Tavuk kıymasını öncelikle güzelce bir kavuruyorum. Daha sonra üzerine doğradığım soğanı, sarımsağı ve biberi ilave ediyorum ve baharatlarını koyuyorum. Baharat olarak tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve kimyon ilave ediyorum. Daha sonra arkadaşlar domates salçası kullanıyorum. Ama siz isterseniz domates püresi de kullanabilirsiniz. Ve çok az bir sıcak su ilave edip hepsini karıştırıp çok az bir kavuruyorum. Salçalı sos için arkadaşlar salça ve sıcak su kullanıyorum ve içerisine tuz ilave ediyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Evet arkadaşlar, kızartmış olduğum sebzeleri dolduruyorum gördüğünüz gibi. Kabakların içerisindeki kıyma dökülmüyor, merak etmeyin. Yatay bir şekilde olsa da üzerlerine domates koyuyorum. Benim tepsi seçimim biraz yanlış oldu. Çok büyük geldi ama artık bulaşık olduğu için değiştirmek istemedim. Ve bu şekilde kullandım. Hepsinin üzerine domates koyuyorum arkadaşlar. Ama siz kaşar da koyabilirsiniz. Çıkartmaya yakın fırından. Sosumu da ilave ettikten sonra fırına gönderiyorum. Fırınım 250 derecede arkadaşlar. Yarım saat pişti ve çok lezzetli olmuştu.
Artan kıymayı da ben daha sonra patateslerin üzerine ilave ettim, fırından çıkartmadan önce. Evet, tatlımızın şerbetini döktük arkadaşlar. Çok güzel olmuştu, çıtır çıtır. Şerbetini de gayet çekmişti. Zaten içerisini şu şekilde görüyorsunuz. Yanına salata yaptık arkadaşlar. Ve hazır domates çorbası yaptık. O yüzden orasını çekmedim çorbayı yaparken. Yemeğin yanına pirinç yaptık arkadaşlar. Ama pirincin yapılışını çekmedim. Birkaç gündür zaten pirincin tarifini veriyorum. Dünden kalma pirinç de vardı. İkisini karıştırıp ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yemeğim fırından çıktı. Artan kıymayı üzerine koydum demiştim. Bu şekilde oldu. Çok lezzetliydi. Tadı da gayet yerindeydi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. O zaman videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünkü videom bayağı kısa oldu çünkü pilav, çorba ve salatanın yapılışını çekmek istemedim. Dediğim gibi hepsinin tarifini detaylı bir şekilde kanalımda bulup izleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.